Şimdi söz sırası İstanbul Milletvekili Zeynel Özen. Buyurun Sayın Özen. Süreniz 7 dakika. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri. Dün burada Diyanet'in bütçesi görüşüldü. Tüm gruplar adına konuşan sözcüler Alevi kelimesini, Alevilerin sorunlarını dillendirmekte itina ettiler. Ben esefle karşılıyorum. Çünkü bu ülkedeki 15-16 milyon insan Diyanet'e de vergi veriyor. Bu vergilerle Diyanet'in tek yaptığı Aleviler için asimilasyondur. Kurduğu çakma dernekler, gri pasaportlu dedeler ve açtığı kurslarla tek yaptığı iş Alevileri asimilasyondur. Biz de diyoruz ki biz Aleviler bize ihsan etme başka gölge istemeyiz. Biz hizmet beklemiyoruz ama o verdiğimiz vergileri de helal etmiyoruz. Bunu çok duyacaksınız. Helal etmiyoruz. Ve AKP'ye şöyle bir çağrıda bulunuyoruz. İktidardasınız. Eğer inançlara eşit yaklaşıyorsanız bu bizim verdiğimiz vergilerin bu şekilde kullanılmasının vebalı sizin üzerinizdedir. Bu vebaldan kurtulmak istiyorsanız tüm inançları tanırsınız. Her inancın kendi bütçesini oluşturması için bir sistem kurarsınız. Diğer yandan benim parlamentoda bu ilk dönemim. Gerçekten hayallerim vardı buraya gelirken. Ütopyam vardı. Ama bu süreç içinde alanda ve parlamentoda yaptıklarımızı görünce hayal kırıklığına uğradım. Çünkü alanlarda biz demokratik hak ve talepte bulunan insanları polis şiddetinden, kötü muameleden, orantısız güçten korumak için uğraşıyoruz. Bugün parlamentoda da diğer taraftan olan çıkardığımız yasalara bakın. Çıkardığımız yasaların hepsi para toplama üzerine. İmar barışı, trafik yasası, bedelli askerlik. Ve bugüne geldiğimizde de bu bütçede bunun devamı. Değerli milletvekilleri, şimdi demokratik ülkelerde eğitim, sağlık, konut, ulaşım devletin temel görevidir. Oysa bu millet meclisinde görüyorum ki milletvekillerin görevi iş takibi, başkalarını işe yerleştirmek veya yurda yerleştirmek. Arkadaşlar bunun adı torpildir. Torpil bir suçtur. Eğer Avrupa'da bir milletvekili bunlarla uğraşsın siyasi hayatı biter. Bütçeye gelince bu bütçe gerçekten de eşitliğe dayalı milli gelirin adil paylaşılması üzerine kurulan bir bütçe değil. Zengini zengin, yoksulu daha yoksullaştırma üzerinde olan bir bütçe. Yani azgın kapitalizmin kurallarının bugün işlediği gibi daha da azgınlaştırılarak uygulanmasıdır. Bu bütçede aynı zamanda iş ve işçi güvenliği de yok. Her ölen işçiye biz diyoruz ki kendi güvenliğini almamış. İşte üçüncü havalanda olduğu gibi. Biz işçiyi suçluyoruz. Oysa ki demokratik ülkelerde bu kadar işçi ölümü olsun, devlet bile bunun tazminatının altına kalkamaz. Dikkatinizi çekelim. Yani ekonomik düzenimiz tamamen talana, soyguna, düşük gelirliden daha fazla vergi almaya dayalı bir yapımız var. Ve yaptığımız tüm yatırımlar insana değil, teknolojiye değil, sadece kara, betona dayalı yatırımlardır. Bunun sonucu olarak yap, işlet, devret sistemi
Bu sistem tamamen aynen bir domino gibi. Bu sistem çok tehlikeli bir sistemdir. Bugün köprüler yaptık. Devletin kasasında araba geçmen için para veriyoruz. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Şehir hastanelerine hasta garantisi veriyoruz. Ve Cumhuriyet'in ne kadar kazanımları varsa, kırıntı da olsa bugün, kalmamıştır, kırıntı da olsa bunları elden çıkarmak için, yabancılara satmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve en tehlikelisi de nedir? İspanya, Amerika ve İngiltere bu sistemi denedi. Yani yap, işlet, devret, betona yatırılma durumunu. Çünkü öyle bir sistem ki bu sistem eğer bugün reel faizler %35 civarında ama resmi faiz 25. Hangisi olursa olsun bir gün gelecek bu krediyle yatırım yapan veya ev alanlar bu kredileri ödeyemeyecek. Bankalar zora düşecek. Bankalar zora düştüğü zaman devlet de zora düşecek. Bu bir devamıdır her şeyin. Ve öyle bir tehlikeli durum ki bu bugün yandaşlarının Türkiye'de en büyük araç parkı Türkiye'de var. Kanal İstanbul projesi örneğin. Çok tehlikeli, belki AKP'li arkadaşlarının da istemediği bir proje. Ama yapmak zorunda. Çünkü yandaşlarının o araç parkı ne olacak? O araç parkı onları oraya zorlayacak, bir felaket olan o şeyi de yapacaklardır. Diğer taraftan yargı, yürütme, yasama tekelleşmiş. Arkadaşlar, eğer yargı tekelleşmişse uluslararası sermaye kendi sermayesini güvende görmüyorsa ülkemize gelmez. Ve her şeyin başı istiyor musunuz? Tamamlayalım lütfen. İnsanlara huzur ve barış ancak demokratik bir Türkiye ile mümkündür. Bunu birbirimize kızabiliriz. Birbirimize şey yapabiliriz. Ama burada eşit yurttaşlık temelini, o hukuku uygulamadığınız sürece, özellikle de tekrar ediyorum, Alevilerin bu konuşmalarını çok dinleyeceksiniz. Vicdanlarınıza elinizi koyun. Size sesleniyorum. Meclisi saygıyla selamlıyorum.